Marmara ve Karadeniz bundan 12 bin sene önce birer göldü. Buzul devrinin ardından yükselen Karadeniz suları boğazlar aracılığıyla Akdeniz'e ulaştı. 3. yüzyılda yaşamış Klikyalı Oppian'a göre Akdeniz tuz oranı aşırı yüksek bir denizdir ve biyolojik açıdan bir çöldür. Karadeniz ise tüm denizlerin en tatlısıdır. Sonu olmayan nehirlerin beslediği, yumuşak kumlu koylarla kaplı, balıkların beslenmesi için ideal sulardır. Her sene bahar aylarında yumurtalı balıklar nesillerini devam ettirmek için Karadeniz'e göç ederler. Köpek balığı ve kılıç balığı gibi iri yırtıcılar bulunmamasının rahatlığıyla da huzurla ürerler. Aristo, Hayvanların Tarihi adlı çalışmasında Karadeniz sularının yumurtadan yeni çıkmış nesiller üzerinde canlandırıcı bir etkisi olduğunu vurgular. Üremenin ardından balıklar Karadeniz'i terk etmeye başlar. Kış lodosla geldiyse temkinli bir şekilde, kış poyrazla geldiyse akıntıyla beraber büyük bir süratle göç ederler. Aristo'nun bahsettiği üzere Karadeniz'den çıkış yapan hamsi, lüfer, palamut gibi balık sürülerinin Bizantiyum çevresinde sonbaharda avlandıkları görülür. Boğazlardaki balık bolluğundan ilk bahseden yazar Homeros'tur. O dönemlerde balıkçılık, Konstantinopol'ün en önemli doğal zenginliği ve gelir kaynağıydı. Palamut ve orkinos öyle önemliydi ki bu iki balık kentin simgesi haline gelmişti. Boğazdaki akıntıların Bizantiyon, yani tarihi yarımada lehine olması kent için bulunmaz bir fırsattı. Akıntı nedeniyle balıklar ister istemez buraya doğru ilerliyordu. Tarihçi filozof Strabon, altın boynuz olarak tanınan Halis'ten palamutun en çok yakalandığı yer olarak bahseder. Kalkedon, yani Kadıköylülerin ise bu zenginlikten karşı kıyıda olmalarına rağmen faydalanamadıklarını söyler. Kadıköy yakınlarında dipten yüzeye doğru suyun arasından parıldayan şahane beyazlıkta bir kaya vardır. Palamutlar bu kayayı birdenbire karşılarında görünce her zaman ürkerler ve sürüler halinde dosdoğru karşı tarafa, Halic'e doğru yönelirler. Bahsi geçen bu şahane beyaz kaya, Kız Kulesi'nin ta kendisidir. Bu dönemde balık o kadar boldur ki kıyıdan elle bile yakalanabilir. Ve hatta Bizanslılar bastıkları paraların üzerine palamut ve orkinosların betimlemelerini koymuşlardır.